Sevgili dostlar, bugün çok farklı bir durum yaşadık. Maalesef yayında bir donmalar oldu. İnşallah onu çözmeye çalışıyoruz. Bugün Emniyet Müdürü Ahmet Sulay'la birlikte dokunma konusunu konuşacaktık. Neden dokunma konusu dedik? Benim hoşuma gitti. Ahmet Sulay'la görüşürken bugün, Üstad dedim bugün konu ne olsun? Aslında dokunmak olsun dedik. Neden dokunmak? Çünkü Ahmet Bey sürekli farklı kesimlerde görüşmeler yapıyor, eğitimler veriyor, konferanslar veriyor, değişik kitlelere, yurt içi, yurt dışı çalışmalara gidiyor. Ben bu arada yorumları kapattın hocam dedi arkadaşımız. O zaman tekrar şöyle canlı yayın isteklerini alayım Ahmet Sura'dan, ondan sonra yayını kapatayım olmazsa. Hemen bakıyorum. Yayına geçtikten sonra olmazsa. Ya bu sefer tutturalım bari adam hocam. Rezil olduk insanlara ya. Yok, rezil olmak. Böyle zorla başarırken zor, yani nasıl bir şeyleri yapmak istiyorsan zorluk olacaktır. Her zorluktan sonra bir rahmet vardı. Ben hani tabii gönül istiyor ki devam etsin. Bak, ben bir yıldır bu yayında patlıyor. Patlıyor mu? Durdu mu yine? Şu an mı gelmiyorum ses? Evet, da gidiyor şimdi. Bak gene gidecek hocam ya. Bakalım bir deneyelim. Nasıl yapsak? Benden mi kaynaklanıyor? Onu bilemedim. Normalde iyi çekiyor benim. Onu bilemiyorum. Burada ben özellikle mobil veri kullanıyorum. Bir şey deneyeceğim hocam. Şuradan şöyle bir koridora çıkayım bakayım nasıl burası. Şimdi nasıl? İnşallah bendendir yani. Aha, buradan nasıl? Bir bak hocam şöyle. Ha işte bu ya, bu ya. İşi biliyorsun sen ya. Tamam, şimdi eğer yayınımız iyiyse şu anda gittim. Ha geldim, evin koridoruna oturdum. Görüyor musun? Tamam, i̇şte bu kadar işte. Girdim buraya. Bak işte tamam. Hocam, hani şekil şemalde işimiz yok, muhabbette işimiz var. İnşallah burası biraz daha iyi çekiyor. İnşallah kesiliriz. Eyvallah. Ya şöyle, ben bir yıldır her cuma söyleşileri aksatmadım. Hatta evet, geçen sene her gün bir söyleşi. Bu senede nasıl olursa bu haftadan sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yazarlık mektebi şiir atölyesinde eğitimler veriyoruz. İşte gençlerle şiir üzerine konuşuyoruz. Yani şiir atölyesinde inşallah önümüzdeki haftanın itibaren de şiir konusunda söyleşilere başlayacağız. Bazen arada bunu oluyor. İstersen donmalar oluyor. Yayınlar olabiliyor. Bazen telefonlar uzun süre açık kalmasından oluyor. İnşallah toparlayacağız. Şimdi Ahmet Sula iyi. Görüntüde sıkıntı yok. Senin tabirine şeklim şemalimiz yerine geldi diyorsun. Evet. Şimdi üstad, sizler değişik yerlere gidiyorsunuz ve sürekli konferanslar, eğitimler, seminerler veriyorsunuz. Hocam sivil toplumda da bir bu. Evet. Şimdi değişik yerlerde eğitimler, seminerler, konferanslar veriyorsunuz. Sanatın farklı alanlarında çalışıyorsunuz. Ha bir yerde kaldık dedik ki. Hat sanatıyla uğraşıyorsunuz. Hat sanatının ama Latin harfleriyle olan boyutunda. Ona ne deniyor? Kaligrafi, güzel yazı. Hepsinin aslında anlamı güzel yazı. Kaligrafi. Güzel. Şimdi bir bakıyorum kaligrafiyle uğraşıyorsun. Bir bakıyorsunuz işte enstrümanlar çalıyorsunuz. Kaç farklı enstrüman çalıyorsunuz? Ya bilmiyorum ki ya. Flüt, vurmalı, klavye, yani piyano, bağlama, gitar, dokunabildiğim kadar. 5-6 tane var herhalde ya. Bunların hiçbirinde peki, hocam hiçbirinde ya müthiş çalarım diye bir durum yok. Sadece çalmaya çalışırım ve bunu çok önemli bir felsefe olarak görürüm. Bir şeyi iyi yapmaktan daha heyecanlı benim için yapmaya çalışmak. O yüzden hepsiyle uğraşıyorum. Tabii. Gayet güzel. Peki. Şimdi dokunmak, konumuz dokunmaktı. Biz direkt konuya gireceğim. Biraz yayınımız aksadığı için söylüyorum. Biz gerçekten insanların dokunmak deyince tenine dokunmak mı, ruhuna, zihnine, duygularına, dünyasına dokunmak mı? Dokunmanın türleri var mı? Dokunma deyince ne anlıyoruz? Buradan başlayalım istiyorum. Tabii hocam, dokunmanın türleri bir zahiri dokunma yani fiziksel olarak
Bunun bir faydası var mı? Var. Çünkü görsellik katıyor. Hani iletişimde işte kişinin böyle sarılmak ona, omzuna dokunmak gibi. Fakat esas mesele onun da yapılma gayesi o zaten kalbine dokunabilmek. Bu sebeple ben eşyanın ruhu olduğunu bilenlerdenim. Yani Eyvallah. bir sadece canlı olması şart değil. Yani bir insan, hayvan olması şart değil. Bitkilerin de yani cansız bildiğimiz varlıkların da aslında bir canı var. Hakikat aleminde. Bu sebeple de işte onlarla hemhal olabildiğiniz zaman dokunmuş olursunuz. Yani kalbine, ruhuna temas edebilmek. Ben de insanı fethetmek istiyorsan kalbine dokunman lazım. Kalbine dokunmadığın, tutamadığın hiç kimseyi fethedemezsin. Etkilersin, güzel konuşmacı olursun. Anlatırsın, aa ne kadar bilgili yaparsın. Ama ciğerinden tutman lazım bir şeyi, kalbinden. O yüzden ben dokunmak ona derim ki kişi kalbiyle karşısındaki sadece insanın değil eşyanın kalbine dokunabilsin. Onu hissetsin. Bu da derin bir empatiyle onuyor. O yüzden benim açımdan psikolojik mana olarak dokunabilmek, nüfuz edebilmek bunu kastediyorum. Zahiri bir dokunmanın ötesinde bu. Evet. Fiziksel bir şey değil yani. Evet. Mevlana diyor ya, ağızdan çıkan kulağa gider, gönülden çıkar gönüle gider. Eğer o Evet. gönüllere dokunabiliyor isek, yine Yunus'un dediği gibi biz gönüller yapmaya geldik diyor. Diyorsun ki insanı yüreğinden tutmak lazım. Aynen. Şimdi Peki. ben bu eğitimlerde çok geri bildirimler aldım böyle Adem Hocam. Binlerce yani. Baktım ki başarılı olduğum yer ora benim çok bilgili olmam, tecrübeli olmam falan değil. Gerçekten de samimiyet en yüksek makamdır insanoğlu için. Onlarla bir karşılık bulduğumu gördüm. Bu yolu tuttum. Asla bırakmam, bırakmayacağım yani. Ne uç örnekler yaşadım. O yüzden de bütün mesele gerçekten de kişiye kalbinle dokunabilmek. Bütün marifet hocam. Bilgi satmak değil yani dokunmak. Şimdi yayının başında Horasan Erenlerinden bahsettin. Evet. Horasan Erenlerinin de yaptığı bu değil miydi? Kesinlikle. Şimdi mesela Anadolu'nun fethi şey zamanında Sultan Alparslan zamanında Hasan el Harakani Hazretleri var. Onlarla ilgili derler ki Sultan Alparslan Anadolu'yu fethetmeden önce Hasan el Harakani Hazretleri Anadolu'yu manen hazırlamıştı. İşte bu ve benzeri Selçuklu'da, Osmanlı'da bugün yeryüzünde ismini bilmediğimiz bir sürü erenler var. Allah dostları. İşte onlar insanı böyle bir fethe, keşfe hazırlıyorlar. Asıl başarı da öyle. Çünkü biz tarih hocamızdan, profesörden dinlemiştim. Osmanlı diyor bir yeri fethetmeden önce oraya medeniyetini götürüyordu. Ondan sonra zahiren asker falan fethediyordu. O yüzden bütün mesele hocam oradaki insanların maneviyatına girebilmek. Bizim de başarımız bu Horasan erenler, Hoca Ahmet Yesevi'nin yetiştirdikleri talebeler buraya gelmişler. Burada insan yetiştirmişler ve ben sanatta da zaten öyle söylerim. En büyük sanatkar Anadolu erenleridir derim. Niye? Biz ressamlar derim düzlemlere çizeriz iki boyutlu değil mi? Tahta, ahşap, beton, tuval bunlara çizeriz kanvaslara. Fakat Anadolu erenleri bu resimlerini insanların kalbine çizer. Yani bir insan çıkartır ki tarihe iz bırakır. O yüzden bütün marifet mesele işte o insanların o kalbine dokunup farkındalık oluşturup onları ne diyeyim o cevherleri gün yüzüne çıkartabilmek. Yani bizim Peki, başarımız da Anadolu'da bu olmuş hep tarihte. biz mesela yetişkinler olarak, anne baba olarak, eğitimciler olarak yeni nesne yüreğine dokunabiliyoruz mu? Yok çok dokunamıyoruz. Çünkü ilgi alanları çok değişti. İnsanlar zannediyorlar ki Mevlana Hazretleri vardı bir zamanlar. Yunus Emre artık yok. Ya vardır. Olmaz olur. Bunlar kıyamete kadar olacaklar. Fakat bizler ilgi alanlarımız maalesef bu materyalizm, kapitalizm, bu Korean pop, TikTok gençliği gibi yeni akımlar münasebetiyle özellikle gençlerimiz kendi milli ve manevi değerlerinden uzaklaştığı için sizin de o telefonu anlatırken çocuğun başını okşuyor musun bu telefonu okşadığın kadar? İşte bunlardan çok geri kalmamız münasebetiyle o çocuklara dokunma ihtimallerimiz zayıflamış. Ama şahsen naçizane bana sorarsanız yapabiliyor musun? Bunda hiç tevazu göstermeyeceğim. Evet hocam öyle gençler var ve dokunabildiğimizi görüyorum. Siz de öylesiniz.
Böyle insanlar olmalı ki onların farkındalığı arttığı zaman diğer gençler inşallah ne yapması gerektiğini, ne yapmaması gerektiğinden öğrenecekler. Yani bunlar yapmamaları lazım. Ölüm var, bunu anlatıyoruz. Ecdat var. E şimdi biz layla ölümü yaşarsak, faraza diyorum, sabah öldün. Bu olası, benim için de olası. Ne götüreceksin oğlum diyorum. Ne koyacaklar mezara? Layla ölüm gittin. Geçmiş olsun. O yüzden hayata bir anlam katmak lazım. İşte bu da bunlarla oluyor. Ve öyle potansiyel gençleri görüyorum ben hocam. Çok ümit varım. İnşallah bunların devam etmesi, artması lazım. Sizin gibilerin de artması lazım. Böyle çocuklar var. Naçizane sizin, bizim gibi insanları bekliyorlar. O yüzden dokunma ihtimali hala var. Geçmişteki kadar güçlü değil. Bu da söylediğim teknolojik gelişmeler sebebiyle. Ama insan aynı insan. Yine var. Yine bir kalp taşıyor. Evet. Dokunmayı şimdi bekleyen burada bir kalp. Dokunan Ayşemel temel Ekturgaz şartlar. Fotoğraf falan atmış. Yayındayız. Efendim hocam, özür dilerim. Estağfurullah. Şimdi şöyle, dokunmanın şartı da şu. Hani Mevlana'ya da geldik yine. Tabii ki bizim pirlerimizdir. Onlar yol gösterenlerimizdir. Diyor ki işte şimdi, yani dün dünde kaldı cancağızım. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Bizler çağın söylemini, yakalayamazsak, çağın söylemini yakalayanlar kitleleri alıp, gençlerimizi alıp sürükleyip götürüyorlar. Maalesef. Peki o zaman bizler çağın söylemini yakalamak için ya da günümüz söylemini yakalamak için ne yapmamız lazım? Vallahi bu zor bir soru hocam. Çünkü farklı bir dilleri var. Farklı bir iletişim teknikleri var. Kelimeler kısalmış. Espriler değişmiş. Hani onların dilini anlayabilmek lazım. Bu konuda çok başarılı olduğumu söyleyemem. Ama şuralardan yakalıyoruz. Bunların aralarında farklı bir iletişim olsa da evet, taşıdıkları kalp sebebiyle en büyük açlığın, en büyük açlığın cinsiyet ve yaş gözetmeksizin varım, bu kişi de benim varlığımın farkında. En büyük açlık, eksiklik bu. Bu o çocuklarda da var. Biz de oradan dokunabiliyoruz. İlla ki o dili, o esprileri biliyor olmak şart değil. Bu samimiyet ve içtenlik bir karşılık buluyor hocam. Ben o yüzden de insanlara hep onu tavsiye ederim. Samimi ol kardeşim, Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Zira Mevlana Hazretleri diyor ya, beni diyor gözünüzle izlerseniz, işte bugünkü kuşağı düşünün veya insanlara, sürekli biraz daha materyalist insanlar. Evet. Ben diyor, beni görürsünüz bu kadar. İşte gömlek, saç, sakal, bunları görürsünüz. Ama diyor kalbinizle dinlerseniz kendinizi görürsünüz. Çünkü ben senim der. Bu sebeple işte bu dokunmak o gençlerin kalplerine, varlığına değer verdiğini hissettirebilmek bizi başarıya götürüyor. Ben kendi alanımda bunları binlerce geri bildirimde görüyorum hocam. İlla dillerini bilmemiz şart değil. Kalplerini fark ettiğimizi fark ettirelim yeter. Yani samimi olalım, sevgiyle yaklaşalım. Kesin. Sevginin, samimiyetin açamayacağı kapı Bir yoktur. kapı yok. Ama Aynen. bu arada da teknolojiyi, pedagojiyi, bilimsel verileri sistematik olarak takip etmemiz Tabii, gerekiyor. Kesinlikle aynen. Ben Yani sadece bilimden... onların esiri olma, onlar senin esirin olsun diyorum. Sen onu kontrol et. O seni değil. Aradaki fark bu. Elbette ki ben istiyorum ki Türk gençliği hayatın her alanında azimli, istekli, çalışkan olsunlar. Hepsi lazım. Bilim adamı da lazım, makine mühendisi de lazım, marangoz da lazım, uzay teknolojisi, bilgisayar, hepsi lazım. Ama niyetini sağlam al, kendini, özünü bil, onun üstüne koy. Aradaki tek fark bu. Yine yapacaklar ve yapmalar dediğiniz gibi. Biz gidelim de burada sufi bir hayat yaşasınlar demiyoruz. Sadece temeli sağlam olsun, onun üstüne inşa et, imar et işte yapacaklarını. Aradaki tek fark o. O bilinç hali. O yüzden şuurlu gençlik falan koşturuyoruz ya. Evet. Eyleminde bir şuur olsun, bilinç olsun, anlam olsun diye. Gayet güzel. Peki, şimdi gençlerin arasında da ciddi bir kopmalar var. Mesela özellikle yapıyor. TikTok gençliği dedik, Z kuşağı dedik, Z kuşağı vesaire, Y kuşağı, bunları soracağım. Onların arasında ciddi bir kopmalar var. Görünüyor. Ama ben aslında o her çağ kendi söylemini yakalıyor. Bu noktada anne babaların aslında yapması gereken yaklaşımlar ne? Çocuğun her şeyine müdahale mi etsin, yoksa ya bırak çocuğu bir kendi başına kendini bir bulsun mu?
Yani şimdi sizden önce yaklaşık 1,5 saat süren bir Zoom buluşmamız vardı. Orada ilkokul, ortaokul, lise gençliği, ebeveynler de katılmış, anne babalar da. Orada mesela müthiş bir şey oluştu. Velilerden birisi dedi ki, ismini unuttum şimdi. Hatice Hanım mıydı? Dedi ki hocam, sizden sonra dedi hayata bakışım değişti. Hayırdır? Şimdi çocuğu keman çalmak istiyormuş. Annesi de zinhar olmaz diyordum diyor. Fakat diyor şimdi diyor sizi dinledim diyor. Gittim diyor kemanı bozuktu diyor. Tamir ettirdim çalmasını. O yüzden ben annelere babalara şeyi tavsiye ediyorum. Yani çocukların ilgi alanları var. Picasso mesela tarihe damga vurmuş bir ressam. İspanyol bir ressam. Pablo Picasso. Diyor ki her çocuk sanatçı doğar. İş sanatçı kalabilmesinde. Biz onları bırakmıyoruz. O yüzden ben kendi çocuklarımı da ben serbest bırakırım. Hayatın anlamı, nirengi noktaları, büyük taşları bunları anlatırım. İslam, inancımız, kültürümüz, insana fayda, töremiz bunlar. Bunun üstüne koy diğerlerini diye böyle olduğu vakit bu dediğimiz noktayı yakalayabiliriz. Uzaktan kontrol ama mümkün olduğu kadar o çocukları anlayıp kendilerini keşfetmelerine yardımcı olmamız lazım. Aksi takdirde bugünün dünyasında öncelikli Maslow'un ihtiyaçlar piramidinde olduğu gibi zaruri ihtiyaçlar onun hemen üstünde bir meslek geçim. E şimdi buna odaklanıyor çocuk makine gibi yiyor. Yarış atı gibi yetişiyor yani. O yüzden hocam sizin de söylediğiniz gibi evet bu hayatın bilim, ilim alanındaki şeyler olacak. Ama evvela kişi kendiyle barışık olacak, kendini tanıyacak bu ilgi alanları. Bu sebeple de ben anne babalara çocuklarını uzaktan gözetin, onlara yardımcı olacak ilgi alanlarını keşfedip imkan sağlayın diye öğütlüyorum. Eğer böyle olmazsa faydalarını şöyle gördüm. Bu çocuklar bir özgüven gelişiyor. Kendini keşfediyor. Bak bunları yapabiliyormuşum diye. Böyle olduğu zaman kendiyle barışık oluyor. Aksi takdirde Allah korusun intihar oranları artıyor mesela. E niye? Kendiyle barışık değil ki. İlla ki toplum tarafından sevilmek. Geçenlerde mesela Sakarya'da bir tane çocuk intihar etti. Bir mektup bırakmış. 3 sayfa. Çok etkilendim. Özeti şuydu. 18 yaşında Furkan Ceren. Allah taksiratını affetsin. Diyor Amin. ki intihar etmeden önce hiç kimse diyor bana sevildiğimi hissettirmedi. Kimse bana değerli olduğumu hissettirmedi. Bunun için çok yakışıklı mı olmalıydım? Zengin mi olmalıydım? Bir ev, bir araba için bir hayat bana anlamsız geliyordu. Aradığım mutluluğu, değeri başka yerlerde arayacağım falan demeyiş. İşte bu gençlere eğer siz biz adamız diye geziyoruz yani piyasada. Bunların bu hayatına bir anlam katamazsak adamız diye dolaşmanın anlamı yok. Bu çocukların üstünde her birinde vebali var bizde. Ben de onlara bu değerli olduğunu anne babalara da söyleyerek onlara değer verip kendilerindeki cevheri keşfetmelerine yönelik imkan sağlamalarını öğütlüyorum. Aksi takdirde işte bu acı tablolarla çok karşılaşırız. Evet. Maalesef bol miktarda yakalıyoruz. Önce yürekten tutmak gerekiyor. Yürekten tuttuktan sonra gerisi gelmeye başlıyor. Bir de gençlerde hani sistematik olarak anne babaların yaptığı bir şey var. İşte diploma, diploma, diploma. Ama ya diplomayı bırak, bu çocuk nasıl bir hayat yaşayacak? Yani bırak, belki de çok aktif bir hayat yaşamak istemiyor. İşte doktor olarak böyle yoğun bir tempoya çalışacak bir yapısı yok. Ya da hakim olarak çıkıp da böyle hukukla vesaire uğraşacak bir yapısı yok. Ama hepsine ısrarla dayatılan zorunlu 12 yıllık bir eğitim olması gerekiyor. Ve herkes illaki üniversite mezunu olmak mecburiyetindeymiş gibi bir algı. Yani diploma eşittir hayat başarısı. Halbuki hayat başarısı deyince çok daha geniş bir alana gidiyor. Zihinsel başarılar, işte fizyolojik aktiviteler, sosyal aktiviteler, işte müzik, sanat, kültür, edebiyat, estetik, meslek bilgisi, insan ilişkileri, bunların hepsi bir bütün değil midir? Tamam, Kesinlikle insanlar şimdi. yapıyor, diploma sahibi oluyor ama bakıyorsun evinde mutsuz, iş yerinde mutsuz, işte iletişim kurmaktan ciddi anlamda zorlanma yaşıyor. Yani bir de insanlarla ben yoğun bireysel görüşmeler de yapıyorum. Hızlı okuma, iletişim eğitimlerinin haricinde. Burada öyle ilginç şeylerle karşılaşıyoruz ki diploma eşittir hayat başarısı gibi algılanıyor. Maalesef. Burada biraz sizi dinlendirmek için biraz yorulduğunuzun farkındayım. Gerçi sen yorulmazsın kolay kolay da. Aşk ile koşan yorulmaz diyor Neşet Ertaş ya. Elhamdülillah. Ne güzel. Peki gençlere bu nokta anne babalar, onlar tabii ki önemli bizim için ama biraz beklesin. Gençlere ne tavsiye edersiniz? Yani ne yapsınlar? Sadece diploma almak başarılı olmak mıdır? Mutlu olmak mıdır? Yok asla. Gencin biri bir bilgeye gitmiş. Demiş ki üstadım nasıl bir kariyer yapmamı öğütlersin bana? Bilge kişi demiş ki
içine yönel, kendini tanı. Müthiş bir kariyer yaparsın ve çok az rakibin olur, demiş. Benim anlattıklarımın galiba özetiydi. O yüzden onlara evvela kendileriyle barışık olmak için yeteneklerini ve yeteneksizliklerini bilip kabul etmelerini öğütlerim. Ben bunları kendi hayatımda yaşadığım için onlara rahatlıkla öğütleyebilirim. Çünkü aksi takdirde kendini insanlara beğendirmek gibi bir yola giriyorlar. İşte bu dediniz ya, öyle diploma ile bir hayatta statü elde edebilmek, diploma. Böyle olunca hocam kişiler mutlaka ve mutlaka önemli insanlar tarafından fark edilip yanlarına sığınıyorlar. Oysa benim naçizane tavsiye ettiğimde sen bir değersin. Allah seni bilsin, sen onu bil. Kendini bil, vatanını bil. Ondan sonra insanlara eyvallahın olmasın. Çünkü insanların büyük bir çoğunluğu gaflet içinde olduğundan dolayı isterler ki onlara sürekli yalakalık yap, yalvar, yanına yanaşmaya çalış. Ve bu hayatın sonu gelmez, asla ve asla bir omurganız olmaz. Sen ol diyorum, ondan sonra git, o seni beğenir beğenmez. Kaygı o olmamalı. Bu yüzden de ben onlara tavsiye ederken kendini tanı, ondan sonra bu kariyerlerini yap. İşte bu şeyler ayak baş baş ayak olmuş, tam tersine dönmüş bu işler. Evvela kişinin kendi iç huzuru, ondan sonra dış dinamikler hocam. Bunu tavsiye ediyorum. Kendinle barışık olup ondan sonra işte bu mimarlık mühendisliği nereye okuyacaksa ondan sonra. Peki ama kendine şimdi tam tersine. Evet. Şimdi iş süreç tam tersi dediğiniz gibi yani. İlla bir diploma, evet, meslek, bir kariyer. Aa, benim oğlum mimar oldu. İyi de ne adam oldu ne mutlu. Yani ordinaryüs olsa ne olur? Peki ne tavsiye eder? Ne yapsın? Mesela kendimi tanımak için ne yapacağım ben? Kendini tanımak için benim izlediğim yol şu oldu. Kendimle yüzleştim hocam. 25 yaşındaydım o zaman. Yurt dışındayken bir soru sordum kendime. Hani konferanslarda da anlatıyorum. Diyorum, aynaya hep bakıyoruz ya, güzelsin, yakışıklısın, tenin, kaşın. Şurayı al, buraya biraz dolgu yap, dudağını patlat. Böyle dış güzelliğimize bakıyoruz, tenimize. Bir gün teninize değil de canınıza bakın dedim. Ben yaptım hocam. Ve tavsiye ediyorum. Aynada kendinle yüzleş. Gözünün bebeğine, gözünün bebeğiyle bak. Ve kendine bir soru sor. Kimsin oğlum? Ne arıyorsun bu alemde? Kimsin kızım? Ne arıyorsun bu alemde? İşte benim iç yolculuğum öyle başladı. Çocuklara da onu tavsiye ederim. Kendini tanısın, sevsin diye. Sonrasında gördüm ki Adem hocam, ilim bizim dışımızdakileri bilmekmiş. Hayatın hangi alanı olursa olsun, dışımızda olup bitenden haberdar olmak, bilgi sahibi olmak. Fakat irfan kişinin kendisini bilmesiymiş. İlimi terazinin bir kefesine koydum, İrfanı başka kefesine. İrfan ağır geldi. Bu yüzden çok önemsiyorum Anadolu irfanını. O yaşlı annelerin, babaların 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi irfan sahibi olmalarını. İşte ben en çok onu tavsiye ediyorum. Kendinle barışık ol, kendini tanı, çapını. Bunu becerebilirim, bunu beceremem. Kendini tanıdıktan sonra insanların size bir şey demesine ihtiyacınız kalmıyor. Öncelikle ben işte bunu tavsiye ediyorum. Onun üstüne artık mesleki kariyerlerini yapabilirler. İkinci, üçüncü, beşinci üniversiteyi, iş konunu ondan sonra yapabilirler. Ama o bu olmazsa hocam, kişi kendisiyle barışık, mutlu olmadığı için Allah korusun günün birinde patlak veriyor hayatı. Kesinlikle. Yine kesildi. Senden peki, mi bu oldu? Arada... Benden mi? Saat kaç oldu? 12:20 var. Aman Allah. Evet, vakit ilerliyor. Neyse, bilmiyorum, biz yarın evdeyim. Cuma günü bir yayın var. Şöyle televizyon programı var. Konya'ya gideceğiz. Evet. Yarın bilemiyorum, yoğun musunuz nedir, biraz dinleneceğiz inşallah. Peki şimdi şu var üstad, gençlerin kendini tanıma noktasında, kendi iç dünyalarına yolculuk noktasında, hani bilgi, fikirdir, sanattır, kültürdür, bunlardan bahsettik. Burada mesela bir enstrümandır, bir spordur, bir doğa sevgisidir, bununla ilgili mesela bir engeller var önünde, ders ders ders. Ama bu arada insanın kendini tanıma yolculuğunda yapılması gerekenleri yapamıyor. Mesela psikolojidir, felsefedir, inançtır, öğretilerdir, işte enstrümandır, spordur. Bunları da yapması gerekmiyor mu kendini tanıma yolculuğunda? Yayın durdu mu? Ha, şimdi bir ara dondu, geri geldi. Ya hocam, şimdi bununla ilgili mesela Gençlik Spor Bakanlığımızın gençlik kampları var. Evet. Her ilde gençlik merkezleri var. Kültür Bakanlığı'nın kütüphaneleri var.
Ondan sonra yine Kültür Bakanlığı'na bağlı olsak veya Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na böyle halk eğitim merkezleri gibi yerler. Bu çocuklar, Evet. gençlerimiz oralara gidip bir tiyatro, bir enstrüman, herhangi bir spor dalı buralara mutlaka gitmelerini tavsiye ederim. Bu Evet. en küçük ihtimalle kendinde birikmiş olan enerjiyi atmalarına vesile olur. En küçük ihtimalle. Daha fazlası işte bu dediğimiz gibi kendini geliştirmek, bir arkadaş iletişim kurabilmek, farklı alanlara yönelebilmek. O yüzden buraları değerlendirmelerini tavsiye ederim. Abi internetin başında YouTube'da onu bunu izlemek de bir şey kazanamazlar. Veya Evet. kazanacaklarının onda birini, yüzde birini ancak kazanırlar. O yüzden buraları değerlendirip farklı etkileşimler, yeni arkadaşlar, çünkü psikolojide de önemlidir ya, mümkünse diyor her gün yeni birini tanı. Buraları değerlendirmelerini tavsiye ederim. Çünkü ben gidip mesela oralarda iletişim eğitim yaptığımızda Gençlik Spor Bakanlığı'na falan, oralardaki böyle kardeşliği, üretkenliği görünce işte o çocukların çok mutlu, barışık ve çok başarılı olduklarını görüyorum. O yüzden onları tavsiye ederim. Mutlaka bir irtibata geçsinler, onları değerlendirsinler. Peki. Şimdi zaman ilerliyor. Sizin bir de tabii çok yönlü kişi mesela şiir okumlarınız var, şiir okumanız var, bir enstrüman var, enstrüman çalıyorsunuz ama tabii yayından dolayı biz mecbur koridora aldık sizi. Bir Evet. türkü isteyecektim ama türkü isteme Türkiye. ihtimal şansımız var mı şu Hocam anda? Türkiye'ye bir daha şeye geçelim mi ya? Ne diyor Hasbi Açalım mı Hazret? diyorsun? Bir Tamam, daha olur. odaya geçeyim ben. İnşallah yayın kopmaz. Hasbi Hasret diye Şanlıurfa'dan bir kızımız var. Çılgın bir destekçi, çılgın bir takipçi. Evet, Oraya onu görüyorum. buraya her yere diyor, Ahmet Sunay'ı tanıyın, valiye mektup yazıyor, buluştun falan, yani işte buluşalım inşallah, olacak. Şu anda iyi mi? Yayın kopmadıysa. He? Devam ediyor. Tamam, bu Güzel. gece bizim konuklarımıza ne yapalım? Şunu çıkartsam burayı diyorum. Bu dursa elim kabloya takılır. Arkadaşlar, evet şurada klavye var. Şimdi bağlama çalmayacağım size. Klavye yapalım. Bu gece sürpriz. Deniz üstü köpürür. Hey canım, rinnan ayrınlar. Kayada binsem götürür. Hey canım. Sen götürür ey canım, gelişim ey canım, rinnan bir güzelden ötürür. Kısa bitireyim. Benim de bu cihandan gidişim. Ey canım, memleket sevdasından. Ey canım. İşte gecenize bir ezgi olmuş oldu. Ne güzel oldu yani. Vallahi. İşte yani dokunmak aslında biraz da burada bu. Yüreklere dokunmak. Yani bunu ben hep şu aklıma gelir. Hayatımdaki en büyük eksiklerden bir tanesi ki ben enstrüman çalmayı beceremiyorum. Ya denemedim, bilmiyorum. Denemek lazım. Ama deneyeceğim. Yoksa oğlumun sazını aldım. Onda fazla saz vardı. Onu aldım. Onu öğreneceğim ama. Kafaya koydum üstad. Ama sen Mesela de hocam şey, böyle enstrüman çalabilecek bir profil yok, onu söyleyeyim. yapma ya. Ya Zurnalı yapar mıyım ya? gösteriyorum. Yapar mıyım ya? İnşallah. Şöyle var Adem hocam. Kim, Kanadalı bir kişisel gelişimci vardı. Adını unuttum şimdi. Diyor ki hayatta bir tane başarısızlık vardır. Denememektir. O yüzden dene Evet. hocam. Ben de bunları deneye deneye öğrendim. Ya bir eğitimini falan almış değilim yani.
Öğreneceğim. 60'ında enstrüman çalmayı öğrendim diyeceğim insanlara ben. Öğren öğren. Sokrates'in idam edileceği zaman öyle bir anısı vardır yani. Evet. Flüt çalmayı öğreniyormuş. Ölmeden 3-5 dakika önce. Evet, Dalga onu öğrendim. geçmişler de. Yani öğrenmiş olacağım demiş ya. Evet. Şimdi bu arada tabii ki baya yoğun bir yorum geldi bana. Hocam yorumları açar mısınız? Aha, İşte yayın sorulma gidiyor. zamanı geldi. Mecburen soruları açtım ondan dolayı. Peki Tamam, buyur şimdi hocam. Ben devam yine edeyim ya. yayın devam ediyor, devam ediyor. Yine benden olabilir kaygısıyla şöyle wireless'e doğru yaklaşayım. Hatta aşağı kata ineyim. Sekteye Tamam, ne uğramasın. güzel ya. İşte Hatta bu sefer. neredeyse merdivene çıkıp modemin dibine tüneyeceğim. Tamam, bu kadar Sağlam işte bak. çeksin diye. Evet Eyvallah. hocam, şimdi sorular falan diyordun, orada kaldık. Şimdi sorular vardı. Onun için açtım. Bazılarını da göremedim de yeni sorular varsa biz onu arkadaşların alacağız. Yani yorumlar içerisinde teşekkürler var. Özelden sorular gelmiş Tamam. arkadaşlarımıza. Yine sorularımız varsa alacağız. Peki Üstad, bu mesela gençleri tanımlıyor. Yok Y kuşağı, X kuşağı, Evet. Z kuşağı. Şimdi bana en çok sorulardan yani hep öğrencilerle öğrenmiyorum bir eğitim verdiğim için. Bu Evet. tip sorular geliyor bana. Peki sizin bu yeni nesli kuşak kuşak ayırmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben doğru olmadığını düşünenlerdenim. Profesör Doktor Ahmet Akın hocam var. Bahçeşehir Üniversitesi'nde miydi? Psikolog, psikiyatri anabilim dalı öğretim üyesi. Onunla bir program yapmıştık mesela. Onun bilgileri de derindir. Çok istifade ettim. İnşallah arkadaşlarımız da tanırlar. Ve Z kuşağı falan filan hepsi bunların uydurma diyor. Niye? İşte modern insan adı altında gerçekten de biyonik bir insan uzaktan komuta edebilecekleri deri altına İsveç'te yapmışlar. Çip yerleştiren, Çin şimdi büyük bir proje başlatmış. Onun üzerinden insanları kontrol edebilmeye giden bir yeni insan tipi, prototipi üretmeye çalışıyorlar. Bu sebeple de bu kuşaklar falan filan hep bu projenin parçasıymış diye yorumlayanlardanım. Ha, arada farklar var mı? Var. Çünkü eskiden kuşaklar mesela 20 yılda bir değişiyormuş. Bugün artık Evet. 10 yıldır, belki 5 yılda bir değişiyor. Bu da çağın özellikle iletişim ve teknoloji alanında hızlı ilerlemesinden kaynaklanıyor. Burada değişen tek şey var: ilgi alanları ve kabiliyetleri. Onun haricinde tekrar vurguluyorum, bu çocuklar da birer akıl ve kalp taşıyan, bizler de ve bizim ceddimiz, atalarımız, dedemizin dedesi de birer akıl ve kalp taşıyan, adına insan denen varlıklar idi. O yüzden bu değişim kuşakla tarif edilemez, çağla ilgili insanın ilgi alanlarının değişmesi diye yorumlanabilir. Ha, burada da öyle bir tanımlamaya uygun, hani ilgi alanlarımızın, zevklerimizin, kabiliyetlerimizin, ulaşma hızımızın değişmesi münasebetiyle arada farklar var. Yoksa insan neticede kıyamet kopmasına yakın zamanda da insan yine akıl ve kalbiyle var olan bir varlık olmaya devam edecek. O yüzden şeye katılmıyorum ben. Bu Z kuşağı, bu X kuşağı. Hani tanımlama yapıyorlar işte. Eskiden insanlar emeğe saygı duyardı, otoriteye bağlıydı. Şimdi değil gibi. Bu tanımlamalara bir isim uydurmuşlar. Ben şahsen ona katılmıyorum. Arada farklar var mı? Elbette var. O yüzden hocam, ben sadece zamana göre yorumlamayla ilgili böyle bir bakış açım var. Böyle bir tanımlama, kalıplara sokma gibi bir şeye katılanlardan değilim. Ben de ona kesinlikle katılıyorum. Şimdi öğrenme konusunda ben 3 tane kitabım var. Öğrenme ilkeleriyle ilgili. Ayrıca Hızlı Okuma kitabı var. Ve Türkiye'de öğrenme konusunda tek televizyon programı yapan kişi olarak da hala ben geçiyorum ama ya Çok iyi. kusura ben kelimesini fazla kullandım kusura bakma. Ben Ben de çok diyorum fazla mesela. sıcak bakmıyorum. Yok ilk tamam tamamen inkar etmiyorum ama çok sıcak bakamıyorum. Yok Blum öğrenme modeli, kubaşıklı öğrenme modeli, tam öğrenme modeli. Yani o kadar çok öğrenme modelleri çıktı ki. Bir ara işte çoklu zeka kuramı çıktı. Az önce kuram ya. Bir anda adı kuram. Başka bir şey değil. Kuramı aldılar. Dünyanın en muhteşem öğretisiymiş gibi. Hayır ilk çıktığında, ilk okuduğunda haydi bu tutmayacak. Göreceksiniz. Ya arkadaşlar dedi sen buna karşı mısın? Karşı değilim. Sistem hatalı. Pedagojik olarak bakacaksın. Bak bugünlerde yine Instagram'da bol miktar reklam çıkıyor. Öğrenme piramidi diye bir piramit koymuşlar. En üstte en zayıf %5 oranında öğrenme sistemi olarak diyor ki sınıfta öğrenme diyor. Bir dakika ya ne oluyor siz? Şaka mısınız?
sınıfta öğrenme modeli en zayıf öğrenmeymiş. Allah Şimdi Allah. ya evet şu anda öğrenme piramidi. Onu ben de Bize ekran hep görüntüsü var tam göndereyim. tersini söylerler, değil mi? Tabii ki yani ya pedagojiyi alt üst ettiniz arkadaşım. Hatta bir yorum yaptım arkası altına da. Yani bilemiyorum. Normalde yorum yapmam. Ya ben bunu gelirim. İstediğin eğitimciyle günlerce değil, yani saatlerce değil, günlerce tartışırım. Böyle bir model. Yani niye sınıflıyorsunuz? Bir kere şu bir gerçek ki kadim öğrenme modellerimiz var. Ha yeni eğitime karşı değilim. Benim işim bu. Öğrenme modellerini tanımam gerekiyor. Araştırmam gerekiyor. Fakat bu arada da insanoğlu daha şurada 50 yıllık, o 100 yıllık bir geçmişi değil, milyonlarca yıllık bir geçmişi var. Eğitimin, kültürün, sanatın, edebiyatın bunları yadsıyamayız biz. Bunlara bakmamız gerekiyor. Tam ki çağın söylemini yakalamalıyız. Gençlerin ruhuna dokunmalıyız. Çünkü konumuz dokunmaktan bahsettiğimiz. İnsanın ruhundan doku yakalarsın. Yüreğinden yakalarsın. Yoksa bilgisinde bir yere kadar bilgiyi manipüle edersin. Algı yönetimiyle dört tane kelime oynayarak hipnotik dil kalıplarını kullanarak çok çabuk yönlendirirsin. Ama ruhuna hitap ettiğin kişiyi yönlendiremezsin. Biz de diyoruz ki yani bu noktada önce kendi iç dinamiklerimizi hem insan olarak iç dinamiklerimizi hem kültür olarak toplumsal dinamiklerimizi yakacağız. Bunu sen güzel yapıyorsun. Ben teşekkür ediyorum. Eyvallah. Ya ben şimdi bunun bir tanımı, tarifi, eğitimde metot olarak yeri var mı biliyorum, bilmiyorum ama en etkili öğrenme süreci usta çırak ilişkisinde. Ben buna inanıyorum. Eyvallah. Ne güzel böyle şuurlu gençlik teşekkürler gönderiyor size. Diyor ki bu arada mutfaktan dolayı mutfak dağınık diyor. Eyvah diyor yakalandın diyor Şule Hanım diyor. Şule Olsun. Hanım mesela bunlara çok kafayı takar. Ben mesela takmam. Çünkü şeyi severim. Misafir geldi diyelim eve. Yani kusursuz olmalı. Yok kardeşim. Kusursuzluk bir kusurdur ya. Yani doğal halimiz bu. Ha, oraya düşmüş falan. Görsün bu önem vermediğim anlamına saygı duymadığım anlamına gelmez. İşte Evet. bak tam evimdesiniz şu anda. Hiçbir sıkıntı yok. Ben takmam böyle şeylere. Yok şimdi Anlaşamayız. hoşuma giden çok. Mutfak Hatalı yorumunu olan ben gördükten sonra olabilirim ama ben böyle düşünüyorum. yok, mutfak yorumunu gördükten sonra baktım ama gerçekten mutfaktaymış falan dedim. Hiç bakmadım Doğru, gerçekten ben. mutfağa indim hocam. Yeter ki Yani... iletişimimiz kopmasın, kaliteli olsun diye. Gerekirse balkona çıkarım. Ama şu anda bu konum iyi. Eyvallah. Şimdi Yani bazen wireless'e derslerde yapayım. yapıyorum ben de. Amuda kalkıyorum. Hocam diyor işte diyor amuda. Ya arkadaşlar önemli olan diyor. Öğrencinin dikkatini çekmek değil mi? Muhabbet değil mi? Amuda Aynen. kalkıyor. Ne olmuş yani? Taklatıyorum ben. Ben Bir eyvallah harikasın hocam. En büyük yetişkinlerde gördüğüm önemli bir eksiklik, kusur İçindeki çocuğu öldürmüş olmalar. Aman öyle davranma, böyle yapma, kas biraz, şöyle gözük. Ya arkadaş insan değil misin? Çocuk yok mu senin içinde? O yüzden rahat ol. Üç şeye bakarım hocam. Üç. Haram mı, suç mu, ayıp mı? Gerisi hikaye. kesinlikle. Bak bu hayat Kesinlikle. felsefemdir. Bunu her yerde paylaşmıyorum. Ama onu aktarınca paylaşıyorum. Değerlidir. Haram, suç, ayıp. Gerisi değerler. Değerler arkadaş. Biliyor musun insanı? Tanımıyor mu ya? Kendimi tanıyorum ben. İnsanı tanımıyor mu? Tanıyorum. Değerler. Sorun değil. Uçu sağlam olsun, gerisi kolay. Bir soru var. Diyor ki hayatınızdaki en ilginç tanışma anı. Hop. İlk defa Öyle böyle bir soru yazmış. geldi. En ilginç tanışma anı. Allah Allah. Bunun üstüne düşünmem lazım ya. Tamam o zaman. Önemli değil. Peki usta. Şimdi zamanımız bayağı ilerledi. Ben teşekkür ediyorum. Seninle sohbet güzel. Güzel. Aslında şiir istiyorum. Yayın dondu mu? Yok, şu anda iyi. Şu anda iyi. İyi o zaman. Tamam. Bir donma gördüm diğer taraftan da ondan dolayı diyorum. Bir taraftan da ben başıma geldi korktum. Yan taraftan da bilgisayarı açtım. Oradan bakıyorum. Acaba yayında donma var mı diye. Bir donma gördüm. Peki değerler dediniz. Evet. Şimdi bu değerler konusu, bu el alem konusunu ne yapacağız? Ne yapacağız? İşte bu gençlere bunu anlatacağız. Ben eğitimlerimde, söyleşilerimde bunu anlatıyorum. Yapacağın işte kendine üç tane soru sor diyorum. Mesela benim bu yayına gelmem. Bizim bu yayını yapmamız. İlk soru. Tabii burada kişi kendi inancına göre sorsun. Ben bir Müslüman inancına göre söylüyorum. Haram mı? Şu anda sizinle bu yayını yapmak haram mı? Değil. İki, suç mu işliyoruz? Hayır, konuştuğumuzda bir suç olursa zaten soruşturma açısından suç da işlemiyoruz. Üç, ayıp bir şey mi yapıyoruz burada? Benim mutfakta dağınıkmış o hariç. Ayıp değil. O yüzden gerisi dört hocam. Derler bizleri buna çok kafayı takarsak
Bizi biz olmaktan çıkartır bu insanoğlu dediğin mahluk. Çünkü der, her şeyi der. Ahmet Hoca'ya bak, ilk bir kravat takaydın der. Ahmet Hoca'ya bak, mutfaktan konuşuyor der. Ya arkadaş, haram mı değil, suç mu değil, ayıp mı değil. O yüzden hocam bunlardan kurtulmalarını gençlere tavsiye ediyorum. Ki kendisiyle barışık olmak, kendini tanımanın en önemli merhalelerinden biri bu. Bu soruları sormak. Böyle olduğu zaman insanlara sadece değer vermesi kadar verecek. Abartmamak lazım. Aksi takdirde meşhur bir randaguru racici hikayesi vardır. Oradakine döner iş. Eleştirir insanlar der. Kendisi olamaz. O yüzden bunu hikayeyi anlattırırsan anlatayım. Fazla takmamak lazım hocam. Sağlam al soruları, hayatına bak. Kendini tanı, kendini sev. Devam et. Eyvallah. Şimdi biz yayının sona doğru geliyoruz. Senden bir şiir isteyecektim ama şu anda ezbere bir şiir. Ezberde, şiir ezberde. Kimsin şiiri var. Kısa bir dörtlük var. Ama şimdi burada o ağır gelir. Öbürlerini zaten çok dinlediler. Yukarıdan videodan oynatsaydın daha mı iyiydi? Falan filan. İçinden gelene ağır olsun, önemli değil. Ağır olsun bugünkü konuyu anlamlandıracak bir şey. Konumuz madem dokunmaktı. Evet, ölünceye kadar bu şiiri, ya tamam bu şiiri dinlemiştik. Psikolojisinde olanlar bir daha sorgulasınlar. Ben zaten kendime hemen her gün okurum bu şiiri. İşte bu dokunmak, kişinin kendine dokunması. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bu çok kıymetlidir. Hayatın en önemli sorusu, kimsin sorusu. Yine biz ezberimde olan sen benim kim olduğumu biliyor musun şiirini dinleyicilerimizle paylaşalım. Olur mu hocam? Eyvallah. Evet, box yansın yıkılsın o zaman. Şimdi bunun nereden başladığını söyleyeyim ki taşlar yerine otursun. Yaşım 25, yurt dışında yalnız kaldım. Afrika'da bir ülkede görevdeydim. Hayatın en önemli sorusunu sordum kendime. Kimsin sorusu. İşte o iç yolculuğumun başlangıcı. Sonra baktım insanlar böyle statüyle konuşuyor birbiriyle ya. Herkes işte toplumda ne? Vali, kaymakam, belediye başkanı, savcı, hakim, milletvekili, sayın müdür. Böyle. Yani içinde Adem, Ahmet yok. Müdür, öğretmen var. Bunları gördüğüm zaman üzüldüm insanlığım adına, insanlık adına. Zira statü olarak toplumda önemli bir yerde olan, kendinden önemsiz olan yerdekini sinek gibi görüyor. Kendinden üsttekine de yalakalık yapıyor. Omurga yok. Bunun kitap gibi bir şiiridir bu. Tekrar vurguluyorum. Ben bu şiiri önce kendi nefsime yazdım. Kendimi sigaya çekmek için, kendimi sorgulamak için, haddimi bilmek ve en sonunda bilmeyene de bildirmek için. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Dilimiz alıştığı için emniyet müdürüyüm diyoruz ama emniyet müdürlüğü yapıyoruz aslında. Çünkü biliyorum 10 sene önce bu rütbeler bende yoktu ve yaşarsam 60'ımdan sonra olmayacak. Ben şahsiyetimle varım. O kaybolmayacak. Bazı insanlar gördüm. Kişiliğini koltuktan almış, koltuk gibi olmuşlar. Her geçen gün küçülmüş, koltukta kaybolmuşlar. Nemrut diye birini duydum. O kadar büyümüş ve kudretliymiş ki bir ok atmış göklere de haşa Tanrı'yı vurmuş. Bir sinek girmiş beynine, kudurmuş. Bilememiş insan kendini. İlahını yahut kendini ararken kendini haşa ilah sanmış. Bütün insanlara galip gelirken mağlubiyeti bir sinekten almış. Firavun diye birini duydum. Denizlere hükmetmiş. İnsanlara boyun eğdirmiş. Hükmettiği deniz ölümüne hükmetmiş. Öldüğünde boyunlar eğdiren boynu dik değilmiş. Cesedi iki yerden, diz ve belden eğilmiş. Hattab'ın oğlu boşuna mı adam tutmuş? Ölüm var ya Ömer. Desin diye. Ölüm ile aramız bir saniye. Belki o kadar bile yok. Yaslandığımız ağaçlar yıkılıyor. Arkamızdaki dayılar ölüyor. Yakut ve zümrüt bezeli tahtlar çürüyor. Hayat dayandığımız bu fanileri bir bir törpülüyor. Değil üst başımızdaki, altımızdaki, cesetlerimizi ayakta tutan canlarımız bizden alınıyor. Niyetlerimizden başka söyle, giderken bize ne kalıyor? Lafımı iyi dinle çocuk. Çok büyük insanlar geldi geçti şu dünyada.
Küçük bir kabre sığacak kadarmış büyüklükleri. Ey sen benim kim olduğumu biliyor musun? Diyen kimse bak. Sana kudretli insanlardan haber verdim. Senin kim olduğunu bilmediğini bildim de kim olduğuna dair ne bildiğini bilemedim. Kimsin? Diye. Kalbine işlemediyse bırak o eğitimciliği falan diyorum sana bak hocam. Kendime kızarım iyi okumadım diye. Ama iyi okuduğuma inanıyorum. Ondan sonra sana kızarım. Bana ben söz söyleyemiyorum bu sözün üstüne. Söz söylenmez sözün üstüne Adem diyor ya. Hocam, inanın bu ne kadar çok kitap okudum, bilgi edindim, araştırdım, duydum, ettim ise hayatın bütün kalbi kişi evvela kendini bilecek. Yunus Emre dediği gibi. O yüzden bu da onunla ilgili bir şiirdi hocam. Yok çok güzel. Zaten her şeyin özünü veriyor. Hayatın özünü veriyor bir şekilde. Her ne olursan o zaten önünde sonunda oraya gideceksin. O hani bir beden kadar diyor ya. O toprak olunca bir beden kadar da kalmıyor. Küçücük bir toz kalıyor. O da savrulup gidiyor. Şimdi gayet de güzel. Allah razı olsun. Bu şiirin üzerine ben zaten bir şey söyleyemiyoruz. Şiirin güzelliği bu. Şiirin edebi sanatların zirvesi sayılmasının özelliği de buradan geliyor. Evet, 300 sayfayı bir sayfaya indirmek işte. Aynen öyle. Ama sen onu bir şeyle daha süslüyorsun. Bir de musikiyle süsleyince çok daha muhteşem bir şey ortaya çıkıyor. Eyvallah çok. Şimdi bir de şiirde ben şeye bakıyorum hocam. Necip Fazıl şiirleri tempoyla yazarmış. Ben şiirde ritme bakarım yani. O dediğin noktaya belki işte müzik falan öyle bir duyguyla yazıyorum. Akıcı olmalı. İlla kafiyeler uymalı değil. Ne bileyim divan edebiyatındakinde de mesela öyle bir akustik vardır. O yüzden bu tempoya, akışa, ritme çok önem veririm. Evet. Peki madem öyle şu anda bizim Köroğlu Yazarlık Mektebi'nden sizin de böyle hayranlarınız var. Şiir Sağ olun. Atölyesi'nden. Şiirdeki musiki dediniz. Madem öyle bir Evet. Ben bitirecektim yayını ama şiirle ilgili, şiir yazmayla ilgili, şiir yazan arkadaşlara, çünkü siz şiirle ilgileniyorsunuz, sanatçı kimliğinizde, yani bu şiir yazarken dikkat etmeleri gereken ya da şiir yazan biri olarak tavsiyeniz var mı? Eyvah eyvah. Ben sadece kendim şöyle yazıyorum diye söyleyebilirim. Oturayım bir şiir yazayım diye asla bir şiir yazmadım. Ya bir rüzgar, ya bir yağmur, ya bir kedi, ya bir insan, ya bir taş. Böyle seslenir duyarsın. Bir ilham gelir, küt 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 bir kasteye, telefona sesli mesaj, onları kaydederim. Ondan sonra unutmayayım, uçmasın diye. O yüzden tavsiyem şu olur. Gerçekten de yazacağınız duyguyu rüyalarınıza girecek kadar görmedikçe, hissetmedikçe oturup şiir yazmayın derim. Yazarsınız. Ben de şu an oturuyorum. Sabaha kadar yaklaşık 50-60 tane şiir yazarım. Tak tak yazarım. Ama hiçbirisi kalbe hitap etmez. O yüzden şiddetle tavsiyem gerçekten de kelimelerin hakkını verecek şekilde içselleştirmelerini ilham ile, rüya ile, dalmak ile, derinlik ile hem hal olmalarını ondan sonra kağıda yazıya dökmelerini tavsiye ederim. Bir de şeydir Peki. hocam, yani şeyleri düzenlemeleri tabii sonradan yapıyoruz biz. Bakıyorsun işte hece vezniyle yazdım diyelim. 13, 12, 11 gidiyor ya. Onlara sonra araya da birkaç kelime ekleyip en son halini verebiliyorsun. Ama esas mesele gerçekten de o duyguyu aktarabilmek. Sonra şiirin ölçülerine göre araya bir D veya bir fazla olmuş. Onu çıkartıyorsun. Son halini o düzenlemeye de veriyorsun. Ama dediğim gibi öncelikle o ruhu, kalbi verebilmek. Yoksa nazara nazar kaç ceza. Sakız kaplarının arkasındaki gibi olur. Atladım, patladım, sakladım gibi kafiyeli olur. Bir evet. Şey benzemez. Peki bir de şunu sorayım. Şiirdeki musiki ritimden bahsettin. Evet. O bir ritim olmalı. Ona bir evet. Örnek verebilir misiniz? Nasıl Hocam yani? O düz yazı da yazsa şimdi öyle şeyler olur ki duraklama noktaları bir tempo ile olmalı. Bunu belki kendisi hissedemez. Karşıdaki birine okumalı. Yani araya bir bağlaç koymalı veyahut çıkartmalı. Evet. Bu ritmi ancak okuduğunda karşıdaki veyahut kendisi aynı zamanda kulağıyla dinlediğinde bu ritmi yakalayıp yakalamadığına bakmalı. Çünkü şiir tempo ile yazılır. Onu da ancak okuyup bir üçüncü bir şahsa dinletmek veya kendisinin okuyup kendisini dinlemesiyle ha burada bak aksadı bir yer. Buralardan çözebilirler. Ben öyle çözdüm.
Bunun da bir matematiği yok. Aynen bu müzik duygusunun, kulağının gelişmesiyle ilgili bu ruh halinin. Orada zaten yakalıyorsun. Ha, şu kelime fazla olmuş diye. İşte hecesi burada işin ritme dönüşüyor. Mesela şeyde hiçbir tempo bozukluğu yoktur. Tam kafiyeli şiirlerde veya 12'li hece vezninde yazmışsın. Bütün 12 tık 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 hepsi aynı gider. Ama düz yazıda marifet bu. Düz yazı şiir gibi. İşte burada tempo lazım. O da dediğim gibi ancak birine dinletecek. Kopmayı orada hisseder. Oralara müdahale edecek. Ondan sonra o şey tempo, ritim aksamadan yerini bulur. Eyvallah. Şimdi biz bunu zaten şiir atölyesinde 4 yıldır öğrencilerle konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Onlara örnekler veriyoruz ama bizim için önemli olan şu, herkesten öğreneceğimiz bir şey var. Bir de sizin için içerisinde sahada bir olarak bunu öğrenelim dedik. Üstad, teşekkür ediyorum. Güzel oldu, keyifli oldu. Siz de baya bir dinlenmeye, istirahate çekilecek içinsiniz. İnşallah. Son olarak ben yayını kapatmadan önce var. Ben müthiş keyif aldım. Allah razı olsun. Rabbim seni sevsin inşallah diyorum ben. Dinlenince. Son olarak bir arkadaşlara, dostlara, bizi izleyen arkadaşlara iletmek istediğin, söylemek istediklerin varsa onunla yayını kapatacağım. Ben bunu kaydedeceğim arkadaşlar daha sonra. Kainatın yaratılma sebebi sevgidir. Sevin, sevilmek kolaylaşır. En büyük eksiğimiz. Bu kadar hocam. Biz de birbirimizi Eyvallah. sevdiğimiz için buradayız. O yüzden ben bütün katılımcı, bizi izleyen arkadaşlarımıza, yeni tanıştığımız insanlara, tanışacağımız insanlara Eyvallah. bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Siz de sağ olun. Birlikte bir yayın yaptık. Sizi tanımayanlar sizi, beni tanımayanlar beni tanımış oldu. Ama en son cümlem şu olsun. Ben varlığımın anlamının kişinin kendisini tanımasına vesile olmak olarak görüyorum. Çıkarım sahneye, çat 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 anlatırım. Seni sana tanıtmaya geldim diye. İnşallah burada da insanların iç alemine hitap edip onları kendileriyle buluşturmuşuzdur. Arz ederim. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Hemen toparlayıp kapatacağım. İyi ki oldunuz, var olun diyorum ben. Sizin o yüreğinizdeki kıpırtı, o yüreğinizle beraber konuşmanız ruhlarımıza dokundu. İnşallah güzelliklere vesile olacaktır diyoruz. İnşallah. Sevgili dostlar, bizim her cuma günü hoşça bak kendine söyleşilerimiz devam ediyordu ama Ramazan'da başta söyledim ama bir yayında kopma oldu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde 4 yıldır biz Köroğlu Yazarlık Okulu bünyesinde şiir atölyesi yapıyoruz. Öğrencilerle beraber haftada 2 gün şair yani yaz şair ve öğrenci buluşmaları söyleşiler yapacağız. Yine Adem Karafilik Instagram sayfasına orada bekliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı sahurlar şimdi. Muhabbetle, sevgiyle ve her daim aşkla kalın efendim. Yorum yazanların her birini tek tek zikredemem. Hepinize kalbi sevgilerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Eyvallah, sağ Eyvallah. olacağım. Hadi selamet hocam. Sağ Huzurlu olacağım. geceler. Sağ olun.